Efendim herkese yeniden merhaba. İsveç Yüksek Mahkemesi'nin anayasal bir gerekliliği kabul ederek isteyen İsveç vatandaşlarının istedikleri yerde polise gereken harcı ödemek ve bilgilendirmek koşuluyla istediği kutsal kitabı yakabileceğini bir tür ifade özgürlüğü içinde görmesi esasında Pandora'nın kutusunu açmış gözüküyor. Çünkü sonuç itibariyle dünyada yakılmaya çalışılacak tek kutsal kitap bizim kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim değil. Daha birçok kitap var. Ve bu çerçevede baktığınız zaman İsveç özellikle bir bayram günü Stockholm Camii'nin önünde Iraklı bir meczuba, bir pisliğe bu tür bir eyleme izin vererek nasıl bir belayla karşılaştığını yeni yeni anlıyor. Birincisi, daha önce Paludan denilen adamın yapmış olduğu ve direkt olarak Türkiye'yi hedef alan Türk Büyükelçiliği'nin önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemi nedense Müslüman coğrafyada bu iş Türklerin işi falan gibi gözükmüştü. Esasında çok büyük bir yanılgı. Çünkü sonuç itibariyle tamam biz millet olarak o kutsal kitabımızı dünyanın en yüksek mertebelerine taşımak için gereken her şeyi yaparız günü geldiğinde ama sonuç itibariyle o herkes. Yani o yüzden orada yaşadıkları büyük zafiyeti anladıklarında Stockholm'daki son eylemden sonra Türkiye'nin önüne çıkan, önüne geçen birçok tepkiler sergilediler. Arap dünyası, Müslüman coğrafya, işte elçilerini geri çekmeler vesaire ve İsveç hükümeti bu tür bir nefret suçunu ifade özgürlüğü bünyesinde görmenin nasıl bir ulusal beka sorunu yarattığını son eylemde fark etti. Çünkü bu eylem sadece Türkiye ile İsveç ilişkisini değil, İsveç'in bütün bir Müslüman coğrafya ile olan ilişkisinin tam orta yerine bir kazma vurdu. Ve şu anda tabii İsveçliler bu konuyu kuşkusuz bizden daha fazla tartışıyorlar ve bir çözüm bulmaya çalışıyorlar. Sonuçta demokratik ülkelerde yüksek mahkemelerin almış olduğu kararlar bağlayıcı bir kimlik taşır. Ve o kararları tartışabilirsiniz, o kararları değiştirmek için anayasal değişiklikler yapmaya çalışabilirsiniz ama o kararlar doğrultusunda yapılabilecek eylemleri tek başınıza ve o karara rağmen engelleyemezsiniz. Böyle de bir durum var. O çerçevede baktığınız zaman İsveç'in de durumu fena halde zorlukta. Genelde ateist düşünce tarzının, bütün dini düşünce tarzlarının üstünde olduğu bir toplumdan söz ediyoruz. Bu nedenle baktığınız zaman belki de bizlerin sergilemekte olduğumuz bu hassasiyeti İsveç'teki sokaktaki insanlar niçin bu kadar hassaslar olabilir, gelir geçer bir kutsal kitabın yakılması o dinin ayaklar altına alınması mıdır falan gibi laflarla geçiştiriyor olabilirler. Ama inançlı insanların kendilerine has bir duruşları ve yaşama bakış açıları vardır. O da ayrı bir öyküdür. O yüzden ben baştan beri söylüyorum, hangi kitap olursa olsun, hangi kitap olursa, hangi din olursa olsun, bu tür bir eylem açık ve net bir şekilde nefret suçudur. Adolf Hitler'in İkinci Dünya Harbi'nin başlamasından önce ve Yahudi soykırımının, Holokost'un başlamasından önce o meydanlarda o kitapları yakma törenleri her neyse işte bu da odur. O nedenle kitap yakılması
kötü bir şeydir ama kutsal kitapların yakılması nefret suçudur. Şimdi buradan bakacak olursanız İsveç'te şu anda yeni bir sorun patlak vermiş durumda. Çünkü İsveç polisine 3 yeni başvuru daha yapıldı. Çünkü her yanına kar kalıyorsa birilerinin, tabii başkaları da ben niye yapmıyorum, ben de bunları yakmayı düşünüyorum deyip 3 başvuru daha yapıldı arkadaşlar. Bunlardan birincisi 50 yaşında bir kadın. Stockholm polisini harcını da yatırdı. Yine Stockholm Camii'nin önünde tıpkı son seferde olduğu gibi bir Kur'an-ı Kerim yakmayı planlıyor. Böyle bir planı var. İkincisi 30 yaşında bir erkek yine Stockholm'de, fakat o 15 Temmuz günü İsrail Büyükelçiliği önünde Tevrat yakmayı planlıyor. Üçüncüsü Helsingborg kentinde topluca yakmayı planlıyor. Yani toplu, ne bulursa yakacak. Yani Kur'an-ı Kerim, İncil, Tevrat var. Şimdi tabii polis bunları nasıl durduracak? İsveç Yüksek Mahkemesi'nin kararı nedeniyle iki defa Türkiye'nin ve Müslüman coğrafyanın bütün uyarılarına rağmen özellikle şey yapamadılar, durduramadılar. Bunu nasıl durduracaklar? Bu nereye varacak? Sonuç itibariyle. 30 yaşındaki o adam şöyle demiş. Arkadaş, madem bu ülkede ifade ve düşünce özgürlüğü var ve bu ifade ve düşünce özgürlüğü Kur'an-ı Kerim yakılmasını da kendi kavramı içinde normal buluyor, eğer böyle bir ifade ve düşünce özgürlüğü gerçekten var ise ben de İsrail Büyükelçiliği'nin önünde Tevrat yakacağım demiş. Yakacak mı yakmayacak mı bilmiyorum. O ayrı bir öykü. Adam bir şeyi deniyor. Siz Müslümanların kutsal kitabını yakılmasını ifade özgürlüğü içine aldınız, yaktırdınız iki defa. Peki, ben de size diyorum ki harcımı yatırdım. Ey Stockholm polisi, gel beni İsrail Büyükelçiliği'nin önünde bu kitabı yakarken tıpkı diğer eylemcileri nasıl koruyorsan koru. Koru. Ben de bunu düşünüyorum. Şimdi tabii bu müthiş bir şey. Ve İsrail İsveç hahamı, İsveç'teki Yahudi toplumunun hahamı Moshe David HaKohen açıklama yaptı. Biz dedi, artan kutsal kitap yakma taleplerinden dolayı şoka girdik diye açıklama yaptı. Kendisi Amana diye bir örgüt, bir kurumun direktörü aynı zamanda. Bu bizim FETÖ'cülerle falan çalışıyordur bu. Çünkü dinler arası diyalog örgütüymüş bu. Kesin yani. Bu adam onlarla çalışıyordur da. Bu dinler arası diyalog çerçevesinde biz dedi Yahudi toplumu olarak Kur'an-ı Kerim'in İsveç'te yakılmasına İsveç Yahudi toplumu olarak karşı çıktık ve kınadık ve şey yaptık ama şu anda dedi her yerden yeni bir yakma eylemi talebi geliyor. Bunun altından nasıl kalkacağımızı merak ediyoruz dedi. Bu bir şey daha söyledi. Ağzından kaçırmadı, söyledi. Dedi ki Kur'an-ı Kerimlerin yakılmasından sonra İsveç'te birçok kişi, ki ben sanıyorum Müslüman olanlar veya çok tepkili Müslümanlar. Çünkü biz Hazreti İsa'nın ve Hazreti Musa'nın kitaplarını da yakamayız. Yani bizim açımızdan büyük günah yani şey, ama anladığım kadarıyla o insanlar o öfkeyle başvurmuşlar. Birçok. Fakat adam diyor ki papaz, haham, Moshe David HaKohen diyor ki Müslüman liderlik sayesinde bu eylemler hiçbir zaman hayata geçmedi. Bakın, İsveç polisinin yasaklaması falan demiyor.
Müslüman liderliğin müdahalesi sonucu bu eylemler hayata geçmedi diyor. Demek ki oradaki Müslüman toplum, İsveç'teki Müslüman toplum bu bizim kutsalımıza yapılan saldırılardan hiç kimse masum, inananlar sorumlu değil. Ayrıca bu bizim dinimize göre de uygun değildir diyerek durdurmuşlar. Durdurmuşlar ama gördüğüm kadarıyla hiçbir Hristiyan ve Yahudi toplumu açık ve net olarak bu eylemler yapılmadan önce bunu yapamazsın demiyor. Yapıldıktan sonra kınıyorlar. O da ayrı bir öykü. Ayrı bir öykü. Bakacağız. Ama İsveç kendi kazdığı kuyuya adım adım düşüyor. Onu da ifade edeyim. Bakacağız.